Serdar Arseven, Külliye'deki Paralelciler. Öncelikle bir çağrı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Binali Yıldırım ve Çalışma Bakanımız Sayın Soylu. Meydanlarda kalmasını istediğimiz vatandaşın bir yandan da iş derdi var. Sabaha kadar nöbet, ondan sonra iş, verim alamazsınız ve dahi özellikle riskli işlerde çalışan vatandaşlarımız kazalara uğrayabilir. Allah korusun. İyisi mi? Mesela öğleden akşam üstüne kadar çalışılsın ya da saatler buna göre ayarlansın. Günde 5 saat çalışma şimdilik yeter. Turizm için tatilleri 9'er güne uzatıyoruz da vatan müdafası için bir hafta 10 günlük uygun çalışma programları yapsak ve bunları resmen ilan etsek ne olur? Bu günlerde sokaklardaki baskıyı zinde tutmak için çağrılarda bulunmak en önemli görev. Aman kimse uyumasın. Sabah TRT ortak yayınında metastaz yapan kanserden bahsetmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız gün boyunca bu misali verdi. Gerçekten de kanser hücreleri vücudu sarmış durumda. Biz nezle geçirmedik, kanser hastasıyız. Geçti nasılsa diye ilaca ara verdin mi gittin? Sen gittin, ben gittim bir şey değil. Memleket gitti, sokaklardayız. Külliyenin bilgi kanalları tıkanmasın. Sayın Yalçın Topçu ile hukukumuzun ne kadar sağlam olduğunu bilirsiniz. Sayın Erdoğan'ı da Sayın Topçu'yu da çok severim. Onları aileden biri gibi görürüm, abilerim gibi hiç farkları yok. Epeyce bir zaman oluyor. Sayın Yalçın Topçu'ya, Sayın Erdoğan'ın etrafındaki kişiler hakkındaki bilgilerin yer aldığı bir listenin ulaştığını öğrendiğimizde sevgimizin tazikiyle heyecanlanmıştık. Sonrası, Sayın Topçu o gün o listeyi bana verdi. Niye dedim? Gerekli yere göndeririz dedi. Haklıydı, üstelemedim. Sonra bu berbat, rezil, vahim hadiseler, darbe, terör kalkışmaları meydana geldi diye kendisini şehit taziyesinde yakaladım ve listeyi sordum. Efendim ilgili yerlere ulaştırdınız mıydı? Evet ulaştırdım dedi. E, listede bugün gözaltına alınan Yaver Ali Yazıcı da var mıydı diye üsteledim. Yine evet dedi. O listeyi şimdi bana da vermenizin sakıncası kalmadı herhalde dedim. Artık yok dedi. Ve liste geldi. Ali Yazıcı ikinci sırada. Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürünün, şu anda darbeden gözaltında bulunan, ismi dikkat çekiyor. Muhafız Alay Komutanı, o da darbe şüphelilerinden listede iyi bir yer bulmuş kendisine. Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı'ndan çok önemli isimler var, tabii ki şu anda gözaltındalar. Böyle bir liste. Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmasını kim engelledi? Sayın Topçu'nun mekanizması neydi? Hangi yolla gönderdi onu sormadım. Gözlerinde çile damarları vardı ta kan fışkırıyordu ve eline birçok bilgi ulaşıyorken Sayın Cumhurbaşkanı ile arasındaki hattın kimi vakit kesilmesinden memleketi adına ne kadar üzündüğü anlaşılıyordu. Üsteledim ayrıntı vermedi. Önceki gecede etrafındakileri örgütlemeye çalışıyordu Sayın Topçu. Meydanları bırakmayacağız. Allah'ın bu memlekete büyük bir lütfu olan Sayın Erdoğan'ın şahsında ülkemizi sonuna kadar savunacağız. Sayın Topçu ve özel harekatçılarla birlikteydik gece boyunca. Etrafı gezdik. Özel harekatın çok önde gelenleriyle arka plan görüşmeleri yaptık. Dediler ki, tehlike geçmiş değil. Bu noktada en önemli işlev sizde. Ne yapabilirim diye sordum. Öncelikle şu gümrüklerde bulunan ve cisimlerin röntgenini çeken cihazları belli merkezlere niçin yerleştirmezler? Bunu sorgula ve çağrıda bulun kardeş dediler. Darbecilerin başarısızlık sonrasına dair planları arasında böyle işler de varmış. Aman dikkat. Bir de sokaklardaki ateşli MHP'li kardeşlerimizle mesela HDP'lileri çatıştırma planlarına dikkat çektiler. Buna da dikkat. Evet, tek çareleri sokaklardaki birlik ve bütünlük görüntüsünü zarara uğratmak. Bu süreçte gerçek vatanseverlik misallerini ortaya koyan MHP Genel Merkezi'nin gerekli uyarılarda bulunduğunu biliyoruz. Ama öyle heyecanlı toy gençler gördüm ki meydanlarda Allah onlardan razı olsun, tahriklere kolayca kapılmalarından endişe ettim. Bu darbeciler her türlü pis yapar Görevimiz iki konuda uyarmak. Bir, sokakların güvenliğine ilişkin ek tedbirler, vatandaşı fazla sıkmadan ama mutlaka alınsın. İki, sokaklarda bölünme görüntüsünü oluşturmak için ortalığı provoka edecek tiplere karşı uyanık olunsun, sivil sayısı iyice artırılsın. Sokaklardayız. Serdar seven Yeni Akit